İnternet haberleri okumamıza, eğlencenin tadını çıkarmamıza, tatil rezervasyonlarımızı yapmamıza olanak tanıyan yaşama şeklimizi değiştirdi. Bu videoda interneti nasıl daha güvenli kullanabileceğimizi konuşacağız. İnternet hayatlarımızda, yaşama biçimimizde devrim yarattı. Haberleri okumamıza, eğlencenin tadını çıkarmamıza, araştırma yapmamıza tatil rezervasyonu yapmamıza, satın alma ve satmamıza, alışveriş yapmamıza, ağ oluşturmamıza, öğrenmemize, bankacılık işlemleri yapmamıza ve birçok günlük görevi gerçekleştirmemize olanak sağladı. Ancak çevrimiçi olmanın bazı riskleri vardır. Bunlar kötü amaçlı web sitelerinin ziyaret edilmesinden veya kişisel bilgilerin yanlışlıkla ifşa edilmesinden kaynaklanabilir. Temel internet ilkeleri siz ve ailenizin interneti kullandığınızda kendinizi bir dizi potansiyel çevrim içi tehdide maruz kalmanızdır. Siber suçlular internet kullanıcılarını hedeflemek için yeni yollar geliştirdikçe tehdit ortamı da sürekli gelişmektedir. En büyük internet tehditlerinden bazıları şunlardır. Kimlik hırsızı, veri ihlalleri, kötü amaçlı yazılım ve virüsler, kimlik avı ve dolandırıcılık e-postaları, sahte web siteleri, çevrim içi dolandırıcılık, romantik dolandırıcılık, uygunsuz içerik, siber zorbalık ve hatalı gizlilik ayarları. Bu çevrim içi tehlikelerden kaçınmak için herkesin uyum, uyması gereken internetle ilgili temel kuralların farkında olmak için çok önemlidir. Öncelikle internet bağlantınızın güvenli olduğundan emin olun. Halka açık bir yerde, örneğin halka açık bir Wi-Fi bağlantısı kullanarak çevrim içi olduğunuzda güvenliği üzerinde doğrudan kontrolünüz yoktur. Herkese açık Wi-Fi kullanmak her zaman güvenli değildir. Ancak dışarıdayken kaçınılmaz olabilir. Halka açık Wi-Fi kullanıyorsanız çevrim içi bankacılık veya çevrim içi alışveriş gibi kişisel işlemler yapmaktan kaçının. Bunu yapmanız gerekiyorsa sanal özel ağ veya VPN kullanın. VPN güvenli olmayan bir ağ üzerinden gönderdiğiniz tüm verileri koruyacaktır. VPN kullanmıyorsanız güvenilir bir internet bağlantısı kullanana kadar kişisel işlemlerinizi kaydedin. İkinci olarak güçlü şifreler seçin. Siber güvenlik söz konusu olduğunda şifreler en büyük zayıf noktalardan biridir. İnsanlar genellikle hatırlanması kolay ve dolayısıyla bilgisayar korsanlarının tahmin etmesi kolay şifreler seçebilir. Ayrıca aynı şifreyi birden fazla site için kullanmak kullanıcılığı riske sokar. Çünkü bilgisayar korsanları kimlik bilgilerinizi bir siteden ele geçirirse aynı kullanıcı adı kullanan diğer sitelerde de erişime potansiyeli vardır. Siber suçluların gizemini çözmesi daha zor olan güçlü şifreler seçin. Güçlü bir şifre, uzun, en az 12 karakterden ve ideal olarak daha fazlasına oluşur. Karakterlerin bir karışımı olmalıdır. Büyük ve küçük harfler, semboller ve sayılar içermelidir. Sıralı sayıları veya sizi tanıyan birinin tahmin edeceği doğum tarihiniz veya evli hayvanınızın adı gibi kişisel bilgileri kullanmak yerine daha tahmin edilemez şifreler bul. Unutulmaz klavye yollarından kaçının. Bir şifre yöneticisi kullanmak yardımcı olabilir. Parola yöneticileri kullanıcıların güçlü parola, parolalar oluşturmasına, bunları tek bir ana parolayla korunan dijital bir kasada saklamasına ve hesaplara giriş yaparken bunları almasına yardımcı olur. Ayrıca yapabileceğiniz yerlerde çok faktörlü kimlik doğrulamayı da etkinleştirin. Çok faktörlü kimlik doğrulama kullanıcılardan çevrim içi bir hesaba erişmek için iki veya daha fazla doğrulama yöntemi sağlamalarını isteyen bir kimlik doğrulama yöntemidir. Örneğin çok faktörlü kimlik doğrulama yalnız bir kullanıcı adı veya parola istemek yerine aşağıdaki gibi ek bilgiler talep ederek daha da ileriye gidebilir. Web sitesinin kimlik doğrulama sunucularının kullanıcının telefonuna veya e-postasına gönderdiği ekstra tek kullanım şifre vardır. Kişisel güvenlik sorularını yanıtlarlar parmak izi veya ses ya da yüz tanıma gibi diğer bi bi biyometrik bilgiler mevcuttur. Çok farklı kimlik doğrulama başarılı bir siber saldırı olasılığını azaltır. Çevrim içi hesaplarınızı daha güvenli hale getirmek için mümkün olduğunca çok faktörlü kimlik doğrulama uygulamak iyi bir fikirdir. İnternet güvenliğine yardımcı olması için Google Authenticator veya OTI gibi üçüncü taraf bir kimlik doğrulama uygulaması kullanmayı da düşünebilirsiniz. Ayrıca yazılım ve işletim sistemlerini güncel tutmanız gerekir. Geliştiriciler ürünleri güvenli hale getirebilmek için sürekli çalışıyor. En son tehditleri izliyor ve güvenlik açıkları durumunda güvenlik yamaları dağıtıyor. İşletim sistemlerinizin ve uygulamalarınızın en son sürümlerini kullanarak en yeni güvenlik yamalarından yararlanabilirsiniz. Bu özellikle ödeme, sağlık veya diğer hassas bilgileri içeren uygulamalar için önemlidir. Ayrıca Web sitelerinin güvenilir görünüp görünmediğini kontrol edin. Ziyaret ettiğiniz herhangi bir web sitesi için, özellikle de e-ticaret siteleri gibi işlem yaptığımızda web sitelerinin güvenilir olması çok önemlidir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir unsur güncel bir güvenlik sertifikasıdır. HTTP yerine HTTPS ile başlayan ve adres çubuğunda asma kilit simgesi bulunan URL'lere dikkat edin. Pazarlamacılar sizin hakkınızda her şeyi bilmeyi sever. Bilgisayar korsanları da öyle. Her ikisi de taramalarınızdan ve sosyal medya kullanımlarınızdan çok şey öğrenebilir. Ancak bilgilerinizin sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. Hem web tarayıcılarınızda hem de mobil işlem sistemlerinizde çevrimiçi gizliliği koruyacak ayarlar bulunur. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ve diğerleri gibi sosyal medya sitelerinde gizliliği arttırıcı ayarlar vardır. Gizlilik ayarlarınızı genel olarak gözden geçirmek ve bunları sizin için uygun bir seviyeye ayarlandığından emin olmak biraz zaman ayırmaya değer. Birçoğumuz gizlilik politikalarını okumadan kabul ediyoruz. Ancak pazarlama ve reklam amacıyla kullanılan bu kadar çok önemli, önemli biri varken verilerinizin nasıl toplandığını ve kullanıldığını anlamak için kullandığınız web sitelerinin ve uygulamalarının gizlilik politikalarını incelemek iyi bir fikir olabilir. Ancak ayarlarınız özel olarak ayarlanmış olsa bile çevrim içi hiçbir şeyin tamamen gizli olmadığını unutmayın. Bilgisayar korsanları, web siteleri yöneticileri ve kolluk kuvvetleri özel olarak kabul ettiğiniz bilgilere hala erişebilir. Dikkatsiz bir tıklama, kişisel verilerin çevrim içi ortamda açığa çıkmasına veya cihazınıza kötü amaçlı yazılım bulaşmasına neden olabilir. Bu nedenle bilinçli bir şekilde göz atmak ve güvenilmeyen kaynaklardan gelen bağlantılar ve spam e-postalar, çevrim içi testler, tıklama tuzağı, ücretsiz teklifler veya istenmeyen reklamlar gibi belirli çevrim içi içerik türlerinden kaçınmak önemlidir. Emin olmadığınız bir e-posta alırsanız içindeki bağlantıları tıklamadan veya ekleri açmadan önce bir düşünün. Aslında güvenilmeyen e-postaları açmaktan kaçınmak en iyisidir. Bir e-postanın yasal olup olmadığından emin değilseniz doğrudan kaynağa gidin. Örneğin bankanızı arayın ve e-postanızın gerçek olup olmadığını sorun. Bir web sitesindeyken bağlantıların alakalı veya beklenen konulara yönlendiğine emin olun. Örneğin Afrika'daki safarilerle ilgili olduğunu düşündüğünüz bir bağlantıya tıklarsanız bunun yerine bir tıklama tuzağına düşebilirsiniz. Ünlülerin kilo vermeleriyle ilgili tarzı bir sayfa veya şu anda neredeler tarzı bir yazı aldığında sayfayı hızla kapatın. Ayrıca cihazlarınızın güvende olduğuna emin olun. Bir rapor, akıllı telefon kullanıcılarının neredeyse 3'te birinin telefonlarını kilitlemek için şifreleri, kilit ekranlarını veya diğer güvenlik özelliklerini kullanmadığını ortaya çıkardı. Tüm cihazlarınızda bunlar telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, akıllı saatler, akıllı televizyonlar şifreleri veya geçiş kodlarını ve parmak izi okuyucuları veya yüz tarama teknolojisi gibi diğer seçeneklerini kullanmak iyi bir uygulamadır. Verileri düzenli olarak yedeklemeniz gerekir. Önemli kişisel bilgileri, harici sabit sürücüleri yedeklemeniz ve düzenli olarak yeni yedeklemeler oluşturmanız önemlidir. Bir tür kötü amaçlı yazılım olan FIDE yazılımı, siber suçluların değerli dosyalara erişmemiz için bilgisayarımızı kilitlemesini içerir. Verilerinizi ve ailenizin verilerini yedeklemek fidye yazılımı saldırısının etkisini azaltmaya yardımcı olur. Kullanılmayan hesapları kapatın. Birçoğumuz artık kullanmadığımız eski hesapları biriktiriyoruz. Bunlar internetin güvenli kullanımı açısından zayıf bir halka olabilir. Yalnızca eski hesapların daha zayıf paralara sahip olma olasılığı daha yüksek olmakla kalmaz. Aynı zamanda bu sitelerden bazılarınızın veri koruma politikaları da zayıf olabilir. Siber suçlular kimliğinizin bir resmini oluşturmak için doğum tarihiniz veya konumunuz gibi eski sosyal medya profillerinizde bıraktığınız bilgileri de bir araya getirebilir. Kullanmadığınız hesaplarınızı kapatın. Birçoğumuz artık kullanmadığımız eski hesapları silmiyoruz. Bunlar internetin güvenli kullanımı açısından zayıf bir halka olabilir. Yalnızca eski hesapların daha zayıf paralara sahip olma olasılığı daha yüksek olmakla kalmaz. Aynı zamanda bu sitelerden bazılarının veri koruma politikaları da zayıf olabilir. Ayrıca siber suçlular kimliğinizin bir resmini oluşturmak için doğum tarihiniz veya konumunuz gibi eski sosyal medya profillerinizde bıraktığınız bilgileri bir araya getirebilir. Ne indirdiğinize de dikkat etmeniz gerekir. Siber suçluların en önemli hedeflerinden biri sizi kötü amaçlı yazılım indirmeniz için kandırmaktır. Kötü amaçlı yazılımlar bir uygulama olarak gizlenmiş olabilir. Popüler bir oyundan trafiğe, veya hava durumunu kontrol eden bir şeye kadar her şey olabilir. Veya cihazınızda kötü amaçlı yazılım yüklemeye çalışan bir web sitesinde gizlenmiş olabilir. Kötü amaçlı yazılımlar cihazınızın çalışma şeklini bozmak, kişisel verilerinizi çalmak veya makinenize yetkisiz erişim vermek için hasarlara neden olur. Bu genellikle sizin tarafınızdan bir işlem yapılmasını gerektirir. Ancak bir web sitesinin önceden izin istemeden bilgisayarınıza yazılım yüklemeye çalıştığı ara arabadan indirmeler de vardır. Cihazınıza herhangi bir şey indirmeden önce dikkatlice düşünün ve yalnızca güvenilir ve resmi kaynaklardan içerik indirin. Ne paylaştığınıza dikkat edin. İnternetin silme anahtarı yoktur. Çevrimiçi olarak yayınladığınız herhangi bir yorum veya resim sonsuza kadar çevrimçi kalabilir. Çünkü orijinali kaldırmak diğer kişilerin yapmış olduğu kopyaları kaldırmaz. Keşke yapmasaydınız dediğiniz bir yorumu geri almanız veya yayınladığınız utanç verici bir görseli kaldırmanız mümkün değildir. Bir ebeveynin veya potansiyel iş vereninizin görmesini istemediğiniz hiçbir şeyi internete koymayın. Benzer şekilde kendinizle ilgili kişisel bilgileri çevrimiçi ortamda ifşa etme konusunda dikkatli olun. Örneğin Adresinizi veya doğum tarihinizi, sosyal medya biyografilerinizi açıklamaktan kaçının. Kişisel bilgilerinizi yabancılara tek tek dağıtmazsanız, Bu nedenle bunları çevrimiçi ortamda milyonlarca kişiye dağıtmak zorunda kalmazsınız. E-posta adresinizi nerede görüntülendiğinize veya gönderdiğinize dikkat edin. Arkadaşlarınız ve aileniz için kullandığınız hesaptan iş için kullandığınız hesabı ayrı yalnızca e-posta kayıtları veya abonelikler için kullandığınız ikinci tek kullanımlık bir e-posta hesabına sahip olmak iyidir. İnternette kiminle tanıştığınıza dikkat edin ve internette tanıştığınız kişiler her zaman iddia ettikleri kişiler olmayabilirler. Aslında gerçek bile olmayabilirler sahte sosyal medya profilleri, bilgisayar korsanlarının dikkatsiz internet kullanıcılarını kandırması ve sibel ceplerini karıştırması için popüler bir yoldur. Kişisel sosyal yaşamınızda gösterdiğiniz dikkatin aynısını çevrim içi sosyal yaşamınızda da uygulayın. Bu özellikle son yıllarda çevrim içi flört dolandırıcılığının yükselişi nedeniyle de geçerlidir. Çevrim içi bilgileri iki kez kontrol edin. Ne yazık ki internette sahte haberler, yanlış bilgiler ve dezenformasyon mevcuttur. Her gün maruz, maruz kaldığımız bilgiseli karşısında kaybolmuş hissetmek kolaydır. Emin olmadığınız bir şey okursanız gerçekleri tespit etmek için kendi araştırmalarınızı yapın. Güvenilir web sitelerinde orijinal bilgi kaynağını referanslar bulacaksınız. İyi bir antivirüs kullanın ve onu güncel tutun çevrim içi davranışlara ilişkin güvenlik ipuçlarını takip etmenin yanı sıra kaliteli bir antivirüs kullanmak da önemlidir. İnternet güvenliği yazılımı cihazlarınızı ve verilerinizi korur ve virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar gibi yaygın tehditlerin yanı sıra casus uygulamalar, kripto kilitleyiciler ve XSS saldırıları gibi karmaşık tehditleri de engellerler. İşletim sistemleri ve uygulamalarda olduğu gibi en son siber tehditlerin önünde kalabilmek için antivirüsünüzü güncel tutmak çok önemli.